Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir hareket öğreteceğim. Bu arada hemen bir dipnot gibi bir şey geçeyim, böyle söyleyeyim. Haftada iki video yükleyemiyorum okulun sıkılığından dolayı. O yüzden haftada bir video perşembe günü yükleyeceğim. Ama salı günü de vaktim olursa, mesela o hafta fazladan video çekebilirsem ya da minik bir hareket öğreteceksem, geçen haftalarda öğrettiğim swing cut ya da index pushover gibi hareket öğreteceksem, haftada iki tane de yükleyebilirim. Ya da işte hareket tutorial olmasa da bir video yükleyeceksem yine haftada iki tane olabilir. Onun dışında haftada iki tane video yükleyebileceğimi sanmıyorum. Şimdilik ama her perşembe akşam saat 7'de de görebilirsiniz. Bugün öğreteceğim hareket flower fan. Şimdi birazcık hareket hakkında fikriniz olsun diye bir yapayım hareketi. Dökebilirim ha. Bu videoyu sabah çekmiyorum ya. Ondan dolayı ışıktan yer almak adına farklı bir ışık kullandım bu sefer. Umarım yüzüm yine karanlık çıkmıyordur. Düşen kartım. Tamam. Şimdi o zaman hareketin tutorialına yavaştan geçelim. Değil mi? Şöyle bir dakika. Şimdi bu hareket yapabilmeniz için size iki tane deste şekli göstereceğim. İkisi de aynı zaten, streamline bunların. Bu farklı ama. Öncelikle hareket yapacaksanız ya streamline tarzı bir desteniz olması lazım. Handling'i streamline'a benzeyen. Yarı plastik diyebilirim. Tam plastik sayılmaz tabii ki, plastik kartlarla yapamazsınız bu harekete, sert gelir. Ama mesela streamline yaklaşık böyle bir aylık sıkı kullanımdan sonra saçmalayan bir karta dönmeye başlıyor. Yani çok yumuşak bir kart oluyor. Aslında streamline acayip sert bir kart. Ama kullanıldıktan sonra o kadar yumuşak oluyor ki, yani şu harekete bir dinleyin. Bu springi de, ve spring güçlü bile olmuyor bir süreden sonra, kendisi düşüyor. Elini açamıyorsun. Bir de elimde yine yeni olmasa da biraz daha yeni bir streamline var. Lan alttan neyse, dur ya. Biraz daha yeni bir, de buna bakın. Kart düştü lan. Neyse, demek istediğimi anladınız umarım. O yüzden ben şimdi yumuşak olanla yapacağım. Bunu yapacaksanız bir destenizi sadece bu harekete adamalısınız. Yani bir desteyi sadece bu hareket için kullanacaksınız. Eğer yeterince desteniz yoksa, yeterince fazla, bu hareketi yapmanızı önermem. Yani sadece bu desteği kullanacaksanız ya spring yapacaksınız ya pressure fan, under pressure, lapel spread gibi, bir türlü takamadım ya. Heh. Bükmen hareketleri yaparken kullanacaksınız. Ben mesela bir tane bicycle'ımı sadece böyle bükmen hareketleri yaparken kullanıyorum. Bu desteği zaten onun için satın almıştım. Arka dizayn evi de çok hoşuma gitti. Streamline yine kullanabilirsiniz. Zaten normal bir tane streamline'ınız varsa gerek kalmaz desteği boş harcamanıza. Zaten deste çok yumuşaktır kullanılmışsa. 8 TL gibi bir fiyata satılıyor Türkiye'de galiba. Yani Türkiye'de herhalde oydu, ben Türkiye'den almadım ama yurt dışında daha pahalı Türk lirasına çevirdiğin zaman. Bicycle'larda biliyorsunuz zaten genelde Türkiye'de 25 lira gibi bir şey satılıyor. Bu desteği Türkiye'den aldım. Belki kapı çaldı, hemen bakayım geleyim. Şimdi dediğim gibi, yani bu desteği zaten baktığınız zaman ortada bir şerit var abi. Kamerada anlaşılıyor mu bilmiyorum. Şu iki taraf düz, ortasında beyaz bir şerit var artık. O kadar çok bükmüşüm ki her kartın üstünde bir çizgi var. Çünkü bu desteği aldığımdan beri sadece flower fan yapıyorum. Flower fan'ı ben bir tane videodan öğrendim. Yaklaşık 5 dakika sürdü. Tutorial bile değildi. Çok kolay bir hareket. Daha doğrusu kardistri hakkında bir şeyler biliyorsanız ve hafif bir kas hafızanız varsa çok kolay bir hareket. Flower fan yapmak için bir hareket bilmenize gerek yok. Ama şu hareketi bilmeniz, spring'i bilmeniz işinizi çok kolaylaştıracak. Onu da, yani hareketin mekaniğini öğreneceksiniz. Şu iki taraftan çıkacak iyi butonlarından gidebilirsiniz. Nereden çıkacağını hala bilmiyorum. Şimdi harekete geçelim o zaman. Baş parmağınızı destenin bir tarafına koyuyorsunuz. Orta ve yüzük parmağı, evet. Orta ve yüzük parmağınızı diğer tarafına koyuyorsunuz. Yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. İsterseniz işaret parmağını da koyabilirsiniz. Hareketin temelinde yok ama işi kolaylaştırıyor. Desteyi koyabildiğiniz kadar, hatta yani aslında hareketin orijinali yüzük ve orta parmakla yapılıyor. Ben işaret ve orta parmağı kullanıyorum. Hareketi yaparken desteğe, bu bir püf nokta, ileri doğru itin başlarken. Yani şöyle bir, eğer eğim alırsa böyle başladığınızda sizin için daha avantajlı olacaktır yani. Şuradaki yarım daire 180 derece olunca daha şık görünüyor. Şöyle ilk başlayınca tabii ki bu kadar büyük yapamayabilirsiniz. Şöyle minik minik yaparsınız falan, büyür. O size kalmış bir şey. Bunu yaptıktan sonra dediğim gibi buraya geldik. Buradan baş parmak ve 3 parmağımızı koyuyoruz. Serçe parmağı kullanmadan. İsterseniz kullanabilirsiniz. Sürtünmeyi arttırıyor diye ben tercih yapıyorum çok. Açıyorsunuz sadece. Stack yapmanız gereken açmak.
Tabii açarken birazcık daha desteğin yarısıyla devam edeceğim. Üşendim toplamaya. Gördüğünüz gibi. Başka yapmanız hiç gereken bir şey yok. Bir tane daha uçtu ya. Bir de diğer açılardan göstereyim size şöyle. Sonunda hata yaptım. Gördüğünüz gibi hareket bu kadardı. Hareketiyle yapamadığınız bir probleminiz, bir sorunuz, bir şeyiniz olursa bana yorumlardan sorabilirsiniz. Ayrıyetten farklı bir problemse, bu arada bu videoya outro eklemeyeceğim herhalde. Outrosunu yapıyorum çünkü şu anda, neyse. Ayrıyetten böyle çok ilginç bir problemse, anlatamayacağınız bir şeyse Instagram'da DM'lerden de ulaşabilirsiniz. Bana Instagram adresim açıklamada yazıyor. O zaman görüşürüz şimdilik. Bir sonraki videoya kadar. Bay bay.